ait olmadığını söyledim. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Bakanlığın davayı yakından takip ettiğini vurguladı. Davayla ilgili olduğu söylenen bir takım ses kayıtları, bir takım yazışmalar, bir takım çizimler vesaire bu dosyaya ait değil. Onu da altını çizerek söyleyeyim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı davasıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımların davaya ait olmadığını söyledi. Bakanlığın yapılan şikayetten bir gün sonra olaya müdahil olduğunu belirtti. Kamuoyunu dezenformasyonlara karşı uyardı. Kamuoyu duyardığını harekete geçiren, kışkırtan bir takım dezenformasyonlar da var. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunlar adaleti tecelli ettiren şeyler değildir. Ee, bunlar adaleti çoğu kere sabote eden, manipüle eden e dezenformasyonlardır. Bakan Yanık, TRT Haber özel yayınında soruları cevapladı. Gündeminde <laughs> kamuoyunda elmalı davası olarak bilinen çocuk istismarı iddiaları vardı. Çocuklara psikososyal destek biz veriyoruz biz dedi. Çocuklar bir tartışmanın ortasında kaldı. Bizim için esas olan çocukların yararıdır. Yani bir yerde, bir vakada çocuk varsa önceliğimiz çocuktur. Bizim için o çocukların o tartışma alanından çıkarılması esas idi. Derya Yanık Bakanlık olarak davayı yakından takip ettiklerini de açıkladı. Hukuki sürecin devam ettiğine dikkat çekti. Dava daha bitmedi ve biz çok kararlılıkla en başından beri takip ediyoruz. 6 kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelemesi yapılıyor, çok yakından takip ediliyor.